Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan are important energy-rich countries of the Caspian region, which has increasingly become important for the energy security for developed countries. Azerbaijan, Kazakhstan ve Turkmenistan önemli enerji zengini ülkelerdir, ülkeleridir Hazar bölgesinin. Şu ülkeler Hazar bölgesinin önemli enerji zengini ülkeleridir. Ki, yani şu bölge ki, çünkü bu da has diyor. Eğer have deseydi countries anlayacaktık ama which has dediği için tekil. Demek ki bu bölge ki has increasingly become important. Gittikçe artan bir şekilde gitgide önemli hale gelmiştir. Ne için önemli? For the energy security of developed countries. Gelişmiş ülkelerin enerji güvenliği için gittikçe artan bir şekilde önemli hale gelmiş olan Hazar bölgesinin işte enerji zengini önemli ülkeleridir. Şunlar. The war in Iraq, China and India's emergence as major energy importers. Hurricane Katrina in 2005, the dispute between Russia and Ukraine in 2006, and most recently the turmoil in the Middle East have contributed to the heightened fears about energy security. Irak'taki savaş, Çin ve Hindistan'ın emergence, ortaya çıkışı as major energy importers, ana veyahut da önemli, büyük enerji ithalatçılar olarak ortaya çıkışları Çin ve Hindistan'ın 2005'teki Katrina kasırgası, 2006'daki Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlık, dispute aynı zamanda fiildir, over'la kullanılır. Dispute over, bir konuda tartışmak, anlaşmaya varamamak. Ve most recently ve en yakın zamanda da, yani tarihsel olarak en yakın zamanda, the turmoil in the Middle East, Orta Doğu'daki karışıklık, have contributed. Bakın şu 2,5 satırlık şey özne. Şunların hepsi katkıda bulunmuştur. Contribute to. Neye katkıda bulunuyor? The heightened fears about energy security. Enerji güvenliği konusundaki artan korkulara. Heightened, artmış veyahut da hani normalde height, yükseklik demek. Heighten, yükseltmek demek. Bu da yükseltilmiş korku. Türkçe'de böyle bir kelime yok. Dolayısıyla artan korkulara katkıda bulunmuştur. Şunlar. Thus, böylelikle bu yüzden Azerbaijan has an important role together with Turkey. Given that the BTC and SCP pipelines connect to Turkey's energy hub to secure, stabilize and diversify the energy transportation routes for the EU. İki virgül arasını, iki tire arasını atarsınız. Atabilirsek. Böylelikle sonuç olarak, yani şundan sonuç olarak Azerbaijan has an important role. Azerbaijan önemli bir rolü vardır. Together with Turkey. Türkiye ile birlikte Azerbaycan'ın önemli bir rolü vardır. Ne rolü? Role to secure, stabilize and diversify. Secure, güvene almak, güvenlik altına almak, emniyet altına almak. Stabilize, istikrarlaştırmak, kararlı hale getirmek. Ve diversify, çeşitlendirmek şeklinde bir rolü vardır. Neyi güvenlik altına alıp çeşitlendirecek? The energy transportation routes for the EU. Avrupa Birliği için enerji taşıma rotaları, yollarını işte güvenlik altına alma, istikrara kavuşturma ve çeşitlendirme şeklinde bir Türkiye ile birlikte önemli rolü vardır. Given that, dikkate alınacak olursa, yine neyi dikkate alacak olursak, the BTC and SCP pipelines connect to Turkey's energy hub. Given'den sonraki şurası cümle. Bu cümlenin fiili neresi? Connect. O zaman BTC ve SCP boru hatları Türkiye'nin enerji merkezine bağlanmaktadır. Bağlandığı göz önüne alındığında, alınacak olursa Türkiye ile birlikte Azerbaycan'ın şu konuda önemli bir rolü vardır. Sorunun alındığı yer. The EU is the world's largest energy consumer without its own significant reserves. Avrupa Birliği dünyanın en geniş, en büyük enerji tüketicisidir. Without its own significant reserves.
kendi önemli rezervleri olmayan tüketicisi. Diğer büyük tüketicilerin kendi kaynakları var. Rusya, efendim Amerika. Ama IT dediği buradaki Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin kendi önemli rezervleri olmayan en büyük enerji tüketicisidir dünyanın, Avrupa Birliği. The EU imports 50% of its energy it needs, and projections predict that its dependence on imported energy will rise to 70% by 2030. Avrupa Birliği imports, ithal etmektedir, 50% of the energy it needs. It dediği yine Avrupa Birliği ihtiyaç duyduğu enerjinin %50'sini ithal etmektedir. Ve projections predict that. Projection, birkaç ders önce anlatmıştım. Predict, tahmin etmek, öngörmek. Projeksiyonlar tahmin etmektedir ki, öngörmektedir ki. Neydi projection? Hatta size şeyle anlatmıştım. Yansıyı işte tahta vesaire, hesaplar, rakamlar. İleriye dönük tahminler. Projection. Bakın, business, present and future projections. Mevcut ve geleceğe dair tahminler. İş dünyasıyla alakalı. Bakın, coal production in the United States. 1970-2035 arasındaki kömür üretimi. Historical production, 2009'a kadar olan tarihi üretim. Projected projection, 2010-2035. Tahmini. Ama rakamlara dayalı olarak tahmin, bu kafadan sallama değil. Bir şeyi project ediyorsanız elinizde veri vardır, ona göre. Nasıl? İstatistiklere göre, verilere göre yapılan tahminler. İşte zaten şurada da bakın. Future projections. The number of people in the UK with dementia will double in the next 40 years. Gelecek 40 yılda İngiltere'deki insanların sayısı, ama neyli insanlar? With dementia. Nedir dementia? Allah korusun, aynen öyle. I cannot remember. Alzheimer benzeri şeyler aslında bunama. Evet, yani. İşte future projections. Will double. İki katına çıkacak önümüzdeki 40 yıl içerisinde. 2051'de 1 milyon 700 bin kişi. Ama çok rakam ha. Evet. Demek ki Avrupa Birliği ihtiyaç duyduğu enerjinin %50'sini ithal etmektedir. Ve projections predict that rakamlar, rakamlı tahminler öngörmektedir ki its dependence on imported energy, yine it dediği Avrupa Birliği'nin dependence, bağımlılığı. Neye bağımlılığı? İthal enerjiye olan bağımlılığı will rise, artacaktır. Kaça? To 70%, %70'e artacaktır 2030'a kadar. Furthermore, dahası, roughly half of the EU's gas consumption comes from only three countries. Russia, Norway and Algeria. Roughly, kabaca, Avrupa Birliği'nin gaz tüketiminin kabaca yarısı gelmektedir. From only three countries. Sadece üç ülkeden gelmektedir. Rusya, Norveç ve Cezayir. Following current trends, gas imports would increase to 80% in the next 25 years. Following current trends, şu andaki mevcut trendler, eğimleri takip ederse eğer, gaz ithalatları would increase, artacaktır %80'e in the next 25 years. Gelecek 25 yıl içerisinde.
Burada roughly half demişti. Kabaca yarısından %80'e çıkacak.